Merhaba sevgili çocuklar, ben Hatice Atıcı. 4. sınıf sosyal bilgiler ünite dersinde etkin vatandaşlık ünitesi ben çocuğum haklarımla varım konusunda birlikte konu çalışma sorularını çözeceğiz. Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyalım, cevaplayalım. Boşlukları dolduralım. Çocuk hakları sözleşmesi nokta nokta tarafından kabul ve ilan edilmiştir. Çocuk hakları Birleşmiş Milletler tarafından. Tarafından kabul edilmiş ve ilan edilmiştir. Her çocuğun nokta nokta alma hakkı vardır. Her çocuğun sağlık hizmeti alma hakkı vardır çocuklar. Her çocuğun sağlık hizmeti alma hakkı var. Çocukların haklarının korunmasında birinci derecede aileler sorumludur. Aile sorumludur. Çocukların yaşama, eğitim görme, sağlık ve düşünme, düşüncelerini serbestçe ifade etme hakları vardır. Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne göre haklar tanınırken ırk, renk, cinsiyet ve dil ayrımı yapılmamıştır çocuklar. Yasalar karşısında 18 yaşına kadar her insan çocuk sayılır. Uluslararası platformda çalışan çocuk hakları sivil toplum kuruluşu UNICEF'tir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni 20 Kasım 1989 yılında 142 ülkeyle birlikte imzalamıştır çocuklar. Nokta nokta hakkı çocukların en temel hakkıdır. Yaşama hakkı olacak burası. Atatürk, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklara armağan etmiştir. Bugünün çocuğu, geleceğin büyüğü diyerek ülkemizi ve cumhuriyetimizi, devletimizi çocuklara hediye etmiştir çocuklar. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyacağız. Çocuk Hakları Sözleşmesi 20 Kasım 1989 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından onaylanmıştır. Doğru. Yaşama hakkı çocukların en temel hakkıdır. Doğru. Çocuk hakları sadece belli ülkelerdeki çocuklar için geçerlidir. Hayır. Bütün dünya çocukları için geçerlidir. Öyleyse bu bilgi yanlıştır çocuklar. 4. İnsanlar 14 yaşına kadar yasalar karşısında çocuk sayılır. Hayır, 14 değil, 18 yaşına kadar olacaktı. Onun için bu da yanlış. Çocuklar ailede alınan her karara uymak zorundadırlar. Yanlış. Kararlar alınırken çocukların da fikirleri sorulmalıdır çocuklar. Türkiye çocuk haklarına dair sözleşmeyi imzalayan devletlerden biridir. Doğru. Sağlık ve çevre, sağlıklı bir çevrede yaşama bütün çocukların sahip olduğu temel haklardan birisidir. Doğru. Çocuklar da çalışabilir. Hayır, 18 yaşına kadar her kişi çocuk sayıldığı için çalışmamaları gerekiyor. Çocukların haklarını korumada devletin görevi yoktur. Yanlış. Önce ailelerin, sonra da devletin görevi vardır çocuklar. Çocukların haklarının korunmasında. Her yıl 20 Kasım günü Dünya Çocuk Hakları Günü olarak kutlanır. Evet, doğru. Aşağıdaki soruları cevaplayalım. 1. Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarına aykırı durumlardan biridir?
çalışmak isteyen çocuklara devlet tarafından iş bulunması. Hayır çocuklar, 18 yaşına gelmeden hiçbir çocuğun çalışmaması gerekiyor ki buna devletin iş bulması tamamen zaten yanlış. Çocuklara zorunlu eğitim verilmesi, ilköğretim çocuklarda zorunludur. Çocukların gerektiğinde ailelerinden alınarak devletin korumasına verilmesi, gerektiğinde diyor, bu da doğru bir davranıştır. Çünkü eğer o çocuk o ailede istismar ediliyor, şiddet görüyorsa o çocuk aileden alınarak koruma altına verilir çocuklar. Çocuklara onayları olmadan aşı yapılması, çocuklar aşı, çocukları hastalıklardan korumak için hemen doğar doğmaz yapılan ve belli bir yaşa kadar tamamlanması gereken sağlık hizmetidir. Bunun için çocukların fikrini almamıza gerek yok. Mutlaka aşılanmalıdır. Öyleyse A seçeneği çocukların haklarına aykırı bir durumdur çocuklar. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Çocuk hakları dünyadaki tüm çocuklar için geçerlidir. Doğru bir bilgi. Çocuk hakları doğuştan kazanılmıştır. Bu da doğru. Çocukların hangi haklardan yararlanacağına yöneticiler karar verir. Her yönetim değiştiğinde bu kararlar değişmeyeceği için dünyada genel olarak Birleşmiş Milletler'de bunlar kanunen belirlendiği için bu yanlış bir bilgidir çocuklar. Mahkeme kararı olmadan hiçbir çocuk ailesinden koparılamaz. Bu da doğru. Öyleyse cevabımız C seçeneğidir. Çocuk haklarının korunması için çalışan uluslararası kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? UNICEF'in çocuk haklarını korumada görevli olduğunu daha önceden söylemiştim. Çocuk haklarından UNICEF sorumludur çocuklar. Aşağıdakilerden hangisi tüm çocukların sahip olduğu temel haklardan biri değildir? Takdirname almak, belli bir alanda başarı göstererek çalışmalarının karşılığında ödül alan kişilere verilen bir belgedir çocuklar. Bu her kişiye verilmez. Başarılı olmuş, kendisini o konuda ispatlamış olan kişilere verilir. Bu her çocuğun hakkı değildir. Devlet okullarında okuma her çocuğun hakkıdır. Sağlıklı bir çevrede yaşama hakkıdır. Düşüncelerini özgürce söyleme hakkıdır ama takdirname ancak bir başarıdan sonra alınan belgedir. Aşağıdakilerden hangisi çocuk hakları kapsamında değerlendirilemez? İstismara karşı korunma, evet, eğitim alma, sağlıklı yaşam sürme, çalışarak aile bütçesine katkıda bulunma, bu çocuk hakları kapsamının dışında yanlış olan bir davranıştır. Hiçbir çocuk 18 yaşından önce çalıştırılamaz çocuklar. Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarının özelliklerinden biridir? Her çocuk 17 yaşına kadar, çocuk hakları 17 yaşına kadar geçerlidir. Değil, 18 yaşına kadar çocukların hakları geçerlidir. Dünyadaki bütün çocuklar için geçerlidir. Evet, kız çocukları bu haklardan yararlanamaz. Hayır, her çocuk yararlanır. Çocuklar aile bütçesine katkıda bulunmak için çalışmalıdır. Hayır, öyleyse B seçeneği bu kapsamda, bu özelliklerdedir çocuklar. 7. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisinin çocuk haklarına aykırı olduğunu söylenebilir? Belirli aralıklarla çocuklara aşı yapılması, bu aykırı bir durum değildir çocuklar. Çocukların çalıştırılması bu aykırı bir durumdur. İlköğretim çocuklar için zorunlu olması doğru bir davranıştır. Temiz çevrede yaşama hakkı da doğru bir davranıştır. Öyleyse B seçeneği, çocuklar çalıştırılmamalıdır. Yukarıda verilen çocuk hakları ile ilgili diyagram önem sırasına dizilseydi, bir numaralı kutucuğa hangisi getirilmelidir diye bir sorumuz var. Eğitim hakkı, ayrımcılığa uğramama hakkı, yaşama hakkı, dinlenme hakkı. Çocuklar olarak en temel hakkımız yaşama hakkımızdır. Onun için ilk sıraya yaşama hakkı getirilmeliydi çocuklar.
Çocuk Hakları Sözleşmesi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hangi tarihte onaylanmıştır diye bir sorumuz var. Çocuk Hakları Sözleşmesi 20 Kasım 1989 yılında imzalanarak onaylanmıştır çocuklar. Doğru cevap B seçeneği. Çocuk haklarının korunmasında birinci derecede aşağıdakilerden hangisi sorumludur? Çocuk haklarının korunmasında birinci dereceden ailemiz, daha sonra devlet ve polis güvenliğinden sivil toplum kuruluşları ise yardımlaşmasından ve ihtiyacı olan çocuklara yardım etmekten sorumludur. Öyleyse ilk birinci dereceden sorumlu olan birim ailemizdir çocuklar. Kaç yaşına kadar herkes çocuk sayılır? Çocuk Hakları Evrensel Beyannamesi'nde 18 yaşına kadar her çocuk çocuk sayılıyor. Öyleyse doğru cevabımız C seçeneğidir. Benim adım Canan. Köyde yaşıyorum. 4. sınıf öğrencisiyim. Yaz tatilinde yaşıtlarım deniz kenarlarında tatile giderken ben tarlada çalışıyorum. Yukarıda Canan'ın anlattıklarından yola çıkarak aile Canan'ın hangi hakkını kullanmasına engel olmaktadır? Canan kış boyunca okula gitmiş gelmiş, yazın dinlenmesi gerekirken çalıştırılıyor. Öyleyse Canan'ın dinlenme hakkı gasp ediliyor çocuklar. Dinlenme hakkı elinden alınmıştır. 13. Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin amacı aşağıdakilerden hangisi değildir? İyi bir iş bulmalarını sağlamak, bu değildir çocuklar. Çocukların daha iyi yetişmelerini sağlamak doğru. Korunmaya muhtaç çocukların yaşamlarını güvence altına almak doğru. Çocukların yaşamlarına dair sağlıklı ortamda yaşamlarına devam etmelerini sağlamak doğru. Öyleyse iyi bir iş bulmak Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin amacı değil. Çocuk Hakları Sözleşmesi ülkemizde hangi yılda imzalanmış ve hangi bakanlık kapsamında uygulanması sağlanmaktadır diyor. 1999 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı değil, 1990 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı değil, 1990 Aile ve Sağlık Bakanlığı, evet, çünkü 1990 yılında ülkemizde yürürlüğe girdi. 1989 yılında imzaladık ancak 1990 yılında yürürlüğe girdi. 1890 değil çocuklar. Onun için doğru cevap C seçeneğidir. 15. soru. Aşağıdaki haklardan hangisi çocuk haklarından sayılmaz? Seçme ve seçilme hakkı 18 yaşına gelmiş her Türk vatandaşının hakkıdır. Çocukların hakkı değildir çocuklar. Öyleyse eğitim hakkı, düşüncelerini özgürce ifade etme hakkı, sağlık hakkı çocukların hakkıdır ama seçme ve seçilme hakkı 18 yaşını bitiren kişilerin hakkıdır. Kız çocukları okula gitmeli. Onların da eğitim hakkı vardır sloganı hangi kampanya ile çocuk haklarını desteklemektedir? Hayata el ver değil, haydi kızlar okula, evet olur. Eğitim her engeli aşar değil, pardon. Geri dönüşüme destek ver, bu da değil. Öyleyse doğru cevabımız B seçeneği. Çocuk Hakları Sözleşmesi nerede doğdukları, kim oldukları, cinsiyet, din ve kökenlerine bakılmadan tüm çocukların haklarını tanımlamaktadır. Bu maddeye bakılarak çocuk haklarının hangi özelliği vurgulanmaktadır? Öyleyse bu bir evrenselliği vurgulamaktadır. Zaten çocuk hakları evrensel sözleşmesidir. Sözleşmenin adı da. Doğru cevabımız A seçeneğidir çocuklar. Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir söylemde bulunmaktadır? Çocuklar arasında eşitliği savunan doğru bir söylem, çocukların toplumda diğer bireylerden sonra geldiğini savunan yanlış bir eylem, çocukların yaşama ve sağlık haklarını savunan doğru bir eylem, çocukların inanç ve düşüncelerini özgürce savunanlar ise yine doğru bir eylemde bulunmuştur. Doğru cevap B seçeneğidir.
Çocuk Hakları Sözleşmesi aynı zamanda çocuğun ailesinden sonra devlet güvencesinde olmasını da esas alır. Aşağıda verilen hangi durumda çocuk ailesinden alınarak devlet güvencesine bırakılır? Okula gönderilmezse aile uyarılır çocuklar, gerekirse para cezası verilir ve çocuğun mutlaka temel eğitimi alması sağlanır. Bedensel ve ruhsal yönden zarar görürse çocuk aileden alınarak güvenceye alınır. İstediği isim verilmezse olmaz. Şöyle yapalım. İstediği oyuncak almazsa olmaz. Öyleyse aileden bedensel ve ruhsal yönden istismara uğrayan kişiler alınarak devlet tarafından güvence altına alınır. Savaş ortamlarında bulunan çocuklar için Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin hangi maddesi ihlal edilmiş kabul edilir? Anne ve babasının izni olmadan çocuklar başka ülkeye götürülemez. Bu değil çocuklar. Her çocuğun sosyal etkinliklere katılma hakkı vardır. Bu da değil. Her çocuk dengeli ve düzenli beslenme hakkına sahiptir. Bu da değil. Her çocuk barış ortamında yaşama ve savaşlardan korunma hakkına sahiptir. Savaş durumunda her çocuğun D seçeneğindeki gibi savaşlardan korunma hakkı vardır çocuklar. Konu çalışma sorularımız burada bitmiştir. Teşekkür ediyorum. Sağlıklı, güzel günler diliyorum. Hoşça kalın.